Merhaba dostlar, şu an Şakran Hapishanesi'nin önündeyiz. Biraz önce burada tutuklu bulunan müvekkillerimiz Özgür Karakaya ve Didem Akman'la görüştük. Özgür Karakaya kendi arkadaşlarıyla birlikte kalıyor. Bugün ikisi de 120. gününde ölüm orucundalar. Özgür Karakaya'nın belli bir kilo kaybından başka belirgin bir problemi yok şimdilik. 120 gün ölüm orucu yapmasının dışında. Ama Didem Akman'ın çok özel durumları var. Didem Akman ağırlaştırmış müebbet hükümlüsü olduğu için tek başına bir hücrede tutuluyor. Günde bir saat havalandırmaya çıkma hakkı var. Ama başkaca hiçbir hakkı yok. Zaten bunun için direniyor. Bir refakatçi talebi var. Ve havalı yatak talebi var. Çünkü artık yatarken kemiklerinin battığını söyledi. Fakat gelen doktorlar onun belirgin bir sorunun olmadığını söylemişler. Yatakta değilsin. Biz ancak havalandırma, havalı yatağı yatakta olduğun sürece verebiliriz demişler. Havalandırmasını ve hücresini kendisi temizlemek zorunda. Burası İzmir. Müvekkil 120 gündür ölüm orucunda. Hava artık çok sıcak. O hücreyi ve havalandırmayı temizlediğinde büyük bir enerji kaybediyor. Kendisine şeker verilmemiş bugüne kadar. Bugün verilen şeker de midesini yakıyormuş. Hapishane idaresi ayrıca müvekkili öldürmeye çalışıyor diye düşünüyoruz. Yani müvekkil bugün düşse, kafası bir yere çarpsa, tansiyonu düşse, bir şey olsa, bayılsa, bu durumda müvekkilin hayatına bir halel gelse, Şakran Kadın Hapishanesi müvekkili öldürmüş olacak. Bir kişinin ölüm orucu yapması başka şey, çünkü ölmeye çalışmıyor müvekkil. Sesini duyurmaya çalışıyor. Bunun için bedenini ölüme yatırmış durumda. Ama Şakran Kadın Hapishanesi çok ayrıca bir tercit uyguluyor müvekkile. İşte tercit ve tretman modelinin, izolasyon modelinin, insanı izole etmenin zararlarıdır bunlar. Müvekkilin talepleri derhal kabul edilmelidir. Aksi takdirde müvekkilin başına gelebilecek, hayatına herhangi bir zarar geldiğinde, müvekkilin hayatında bir problem olduğunda, müvekkil hayatını kaybettiğinde bundan Şakran Kadın Hapishanesi İdaresi bizzat sorumludur.